Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Para Rotası'nda sizlerle birlikteyiz ve bugün 20 Kasım 2013 Çarşamba. Evet, piyasalarda inişler çıkışlar devam ediyor ve oldukça hareketli günler yaşıyoruz. Biliyorsunuz Mayıs-Haziran aylarında başlayan hareketli günler devam ediyor. Sizlerden de sorular gelmeye devam ediyor. Genel olarak dün dolardaki düşüş devam eder mi sorusu var. Aynı zamanda borsada yeni bir düşüş mü başladı, satalım mı şeklinde sorular gelmeye başlamış. Sorularınızı paranirotası@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Programın ilk bölümünde sizden gelen sorulara cevap vereceğim. Ve piyasaları kısaca bir anlatacağız. Programın ikinci bölümünde ise Araba Meyve Suları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk bizlerle birlikte olacak ve daha önce biliyorsunuz sizlerden de daha önceki programlarımızda da sorular gelmişti. Hakikaten bu meyve suyunu bir çözmeye çalışıyoruz. Meyve suyunda ne kadar sağlıklı bunu da konuşacağız Mahmut Bey'le ama biraz sonra. Şimdi isterseniz öncelikle şu borsaya bir bakalım ve borsada neler oldu, nasıl kararlar çıktı? Dün Merkez Bankası'nın biliyorsunuz para politikası kurulu toplantısı vardı ve bu toplantıda Merkez Bankası faizleri değiştirmedi. Ama bugün gazetesindeki köşemde de yazdığım üzere Merkez Bankası faizleri değiştirmeden nasıl faiz değiştirilir'i tüm dünyaya da göstermiş oldu. Bir aylık repo ihalelerini iptal etti. Artık bir aylık repo ihaleleri yapılmayacak. Bunun anlamı şu, piyasaya aslında bir aylık repo ihalesiyle yaklaşık olarak her ay ortalama fonlama miktarının %35'i kadar, ki bu %35 de 13-15 milyar TL arası bir miktar. Bu kadar bir para veriyordu Merkez Bankası. Tabii bir aylık repo ihalelerinin ortadan kalkmasıyla birlikte Merkez Bankası'nın kendi yapmış olduğu açıklamada, açıklama notunda bankalar için fonlama maliyetinin 7.75 seviyesinde oluşması bekleniyor. 7.75 seviyesinde, yani 7.50-7.75 aralığına çıkacak fonlama maliyetleri bir bakıma bankaların kullandığı paranın maliyeti en az 1 puan artmış durumda. Yaklaşık 1.20-1.30 civarında da artmış olacak. Peki geçtiğimiz dönemde fonlama maliyeti ne kadardı bankaların? Merkez Bankası'ndan fonlanan miktara baktığımızda genel olarak %6.20, 6.50 basit faizle, yıllık faizle fonluyordu bankalar. Ama bu aşamadan sonra artık bankaların bulacağı paranın maliyeti artacağı için aynı şekilde kısa vadeli faizler de yaklaşık olarak 1 puanın üzerinde artmış olacak. Bu durum tabii bankalar karlılığını da olumsuz etkileyecek ve bankalar büyük bir olasılıkla kredi maliyetlerini de en az 50 bas puan yukarı çekmek durumunda kalacaklar. İş dünyası da bundan olumsuz etkilenecek. Özellikle kredi kullanan firmalarda bu hafta içerisinde bankalardan telefon açılıp "Vallahi kusura bakmayın, Merkez Bankası fonlamayı çekti. Biz de kredi maliyetlerini bir miktar yukarı çekiyoruz." diyecekler. Dolayısıyla da bu durum tabii ki kredi büyümesini bir miktar aşağı çekecek. Kredi büyümesini, ki kredi büyümesi biliyorsunuz cari açığı da doğuran bir sebep. Ama asıl cari açığı doğuran sebep tüketici kredileri ve aynı zamanda da diğer bireylerin kullandığı krediler. Hükümetin politikası anlamında baktığımızda aslında hükümet sanayiye ve iş adamına kullandırılan kredilerin artmasını istemiyor ama genel olarak bireylerin kullandığı, tüketim talebini yaratan krediyi azaltmak istiyor. Dolayısıyla bu buna fayda sağlayacak mı, böyle bir etki yapacak mı derseniz öyle bir etkisi olacağını zannetmiyoruz. Genel paranın maliyeti tüm kredileri etkileyecektir ama benim görebildiğim en çok da sanayi sektörü ve iş dünyası bundan olumsuz etkilenecek. Tabii ki bankalar hiçbir zaman faiz arttırmak istemiyorlar ama kendi maliyetleri artarsa, yani bir manav olduğunuzu düşünün, portakalı 4 liradan alıp 6 liraya satarken
Artık portakalı 5 liradan alıyorsanız 7 liraya satmak durumundasınız aynı kar marjını korumak için. Bankalar da benzer bir kar marjını korumak isteyecekler ama kredi talepleri düşeceği için ortalama olarak mutlak anlamda karlarında azalma görüleceği bekleniyor. Bu da tabii ki borsada banka hisselerine satış gelmesine sebep oldu. Banka karlılıklarında azalma beklentisi bir bakıma ekonomide de bir bakıma bir durağanlaşma ve bir dinamizmin zayıfladığını da göreceğiz. Büyümeyi bir miktar olumsuz etkileyebilir. Bir nokta daha var. Merkez Bankası Başkanı Sayın Erdem Başçı geçen haftalarda yapmış olduğu bir konuşmada asıl Aralık'ta göreceksiniz demişti sıkılaştırıcı etkileri. Acaba bu bir aylık repo ihalesi iptal edildikten sonra Aralık'ta ne gelecek diye merak ediyoruz. Çünkü faizlere dokunmuyor, faizlere hiçbir şekilde dokunmuyor. Onun yerine genel maliyeti arttırabilecek ve krediyi engelleyebilecek bir politikaya girmiş durumda. Büyük bir ihtimalle de Aralık ayında munzam karşılıklarında da bir miktar artış göreceğiz. Dolayısıyla bankaların kullanabileceği kaynağın kısıldığını göreceğiz. Zannedersem Merkez Bankası 1.92'yi hedeflemiş durumda. Dün dolarda 2.02'den bir miktar aşağı hareket oldu. Evet, Fatih Besener diyor ki dolar TL'de ikili tepe olma ihtimali nedir? Olması durumunda 1.92'leri görür müyüz? Borsa İstanbul'da da 85 binlerdeki gap yani boşluk kapanır mı demiş. Hemen isterseniz grafiği şimdi vereceğim ekrana. Dolar TL'de dün ne oldu ona bir bakalım ve grafikte net bir şekilde görülecek. Dün Merkez Bankası'nın açıklamayı yaptığı yer şu seviyelerdi. Dolar 2.02.25 seviyesindeydi ve bu kararlar açıklandıktan sonra aşağı yönde 2.01 ve 2.0'a kadar hatta 2 liranın altına kadar dolarda gerileme gördük. TL piyasada daralınca dolarda da aşağı yönlü hareket oldu çünkü TL değer kazandı. Bu sabah itibariyle baktığımızda bir boşluk bıraktı. Dolar TL 2.01 ve 2.01.40'ın üzerine geldi. Genel resme baktığımızda genel resimde şöyle bir şey söyleyebiliriz. Fatih Besener'in sormuş olduğu ikili tepe görüldü mü sorusuna. Evet, ikili bir tepe oluştu. Birinci tepe dediğimiz ikinci tepe ve bu tepeler 2.07 ve 2.08 seviyelerinden geçiyor. Bu aşamada doların tekrar yükselerek tekrar 2.07'yi aşması mümkün mü sorusuna cevabımız şu an bu olasılık oldukça düşük. Hatta Amerika Merkez Bankası Başkan Adayı Janet Yellen'in dün Senato'ya göndermiş olduğu bir mektup daha var. Burada da görüyoruz ki tahvil azaltım programına hemen başlamayacaklar. Dün Bernanke bir konuşma yaptı ve Haziran ayında Bernanke konuştuğu sırada piyasalar çökmüş, faizlerde çok sert artışlar olmuştu. Uzun vadeli faizler Amerika'da artmıştı ve biz de burada endişeye kapılmıştık ki piyasalarımız endişeye kapılmıştı. Bizim yurt dışından borçlanmış özel sektörün çok daha yüksek maliyetlerle borçlanacağı hesapları yapılmaya başlandı. Çünkü Amerika'da faizler hızla artınca aradaki farkı korusak bile Türkiye olarak Türkiye'de de faizlerin Amerika'ya göre 200 baz puan yukarıda olduğunu düşünürseniz o kadar artması gerekiyordu. Ama şu an Janet Yellen hiç gönüllü değil tahvil azaltımı başlamaya. Bu artık piyasalar Mart sonrasına kaldığını düşünüyor. Aralık'ta bir tahvil azaltımı beklenmiyor. Dün aynı zamanda Bernanke çok önemli bir şey söyledi. Faiz bu tahvil azaltımla ilgili olarak konuştuktan sonra piyasanın bu kadar tepki vermesini beklemediğini de belirtti. Beklenenin çok üzerinde bir faizde yükseliş olunca Eylül'ü de pas geçmiş durumdalar. Dolayısıyla Ekim'i de pas geçtiler. Tahminen büyük bir olasılıkla Aralık ve Ocak da pas geçilecek şu anki görünüme göre. Ama Amerika'da büyüme çok şiddetlenir, çok hızlanır. Bir anda 350 bin kişi iş bulmaya başlarsa bu düşünülebilir. Ama şimdi Mart'a kalmış gibi gözüküyor. Bu şartlar altında doların 2.05-2.07'yi geçerek daha da yukarılara gitme olasılığı zayıf gözüküyor. Merkez Bankası'nın da zaten notlarında küresel gelişmelerdeki sıkıntı cümlesi geçen nottan çıkartılmıştı. Dolayısıyla Merkez Bankası biraz daha
döviz girişi bekliyor yurt içine. Dolayısıyla 2 liranın altına gerilebilir. Grafiği arkadaşlar verelim tekrar göstermek anlamında. Dolarda 2 ve 2.02 seviyesinde bir direnç var. Ve bu direnci büyük bir olasılıkla aşağı yukarı kırmayacak. Ama bugünlerde bir miktar 2 civarında dolaşabilir. Ama Aralık sonuna doğru ki Merkez Bankası'nın yeni sıkılaştırma tedbirlerinin geleceği beklentileriyle dolar 1.97-1.95 seviyelerine kadar gerileyebilir. Dolayısıyla şu an yatırımcıların çok fazla dolarda long pozisyon ya da uzun pozisyon açmalarının uygun olduğunu düşünmüyoruz. Evet, dün hemen grafik ekranımızdayken borsaya da bir bakalım. Borsada bu haberler geldikten sonra Merkez Bankası özellikle kararını açıkladıktan sonra borsada şu şekilde bir sert özür diliyorum şu şekilde bir sert düşüş oldu ve ardından şuradan son verilerimizi de güncelleyelim. Evet, ardından bir miktar yukarı yönlü hareket olsa da yaklaşık 75 bin seviyelerinden sert bir şekilde 74.500'lere kadar geriledi ve bu aşamada borsa aşağı yönde önemli desteği olan 73.500 seviyesine kadar bir geri çekilme yapabilir. Çünkü bu sabah itibariyle dış piyasalarda da genel hava çok olumlu değil. Asya cephesinde sadece Çin'deki reformlar nedeniyle bir miktar yükseliş var. Japonya'da dış ticaret açığı beklenenden çok yüksek geldi. O etkiliyor. Şu an borsada 75.500 çok önemli bir direnç durumunda. Büyük bir olasılıkla bugün borsada şöyle bir hareket göreceğiz. Önce belki bir miktar aşağı yönlü açılış olacak ve bunu çizerek göstermeye çalışalım. Belki bir 74 bine gelip buralarda bir miktar yatay hareket yapacak. 73.500'lere geldiğinde yeniden alımların ben artmaya başlayacağını düşünüyorum. Şurada oluşan boşluk var. Yani 72.500 ile 73.500 arasında 1250 puanlık, 1500 puanlık bir boşluk var. Dolayısıyla bu boşluk doldurulabilir mi sorusu var. Evet, bugünlerde bir miktar Amerikan borsalarında da gerileme olduğu için o tarafa doğru gerileme olabilir. Ama yeni bir düşüş trendi mi başladı dersiniz? Şu an ona pek ihtimal vermiyoruz ama dünkü haberler artık piyasada banka hisselerine girdi, o fiyatlara girdi. Merkez Bankası'nın fonlama maliyetini arttırması. Dolayısıyla 73.500'de destek tutunmaya çalışacaktır. Burada olmazsa 72.500, 72.250 civarı orta vadeli alım için oldukça iyi seviyeler olur eğer oralara gerilerse. Peki yukarı yönlü bir hareket yapabilir mi? Evet, yapabilir ama 75.000 ve 75.500 seviyelerindeki bu direnci aşması oldukça zor görünüyor. Evet, grafiği alabiliriz şimdi ekrandan. Hemen diğer sorulara bakacağım. Hayrani Ünal, mevcut siyasi ve ekonomik koşullarda borsada yıl sonu beklentiniz nedir demiş. Şimdi Hayrani Bey, burada bu şöyle bir soruya benziyor. Şu anki koşullarda, mevcut koşullarda, bugünkü koşullarda eğer bir değişiklik olmazsa, yani yarın Janet Yellen veya Bernanke tahvil azaltımının Aralık veya Ocak'ta başlayacağına dair güçlü bir sinyal üretmezse veya Amerika'dan gelen veriler bu şekilde güçlü bir sinyal üretmezse, benim tahminim yıl sonu itibariyle borsada özellikle Aralık 15'e kadar. Çünkü Aralık 15'ten sonra biliyorsunuz Christmas tatili, diğer tatiller başlıyor ve genellikle piyasalarda çok zayıf işlemler oluyor. Bu nedenle yaklaşık olarak 78 bin, 80 bin civarını ben bekliyorum. Yani 80 bin civarında bir kapanış bekliyorum eğer olağanüstü bir olumsuzluk olmazsa diyelim. Bu soruyu da bu şekilde cevaplayalım. Ayten Keskin diyor ki FED tutanaklarında sert ifadelerin yer aldığı yönünde söylentiler var. Bir yandan da 69 bin civarında boşluktan bahsediliyor. Sizce böyle bir düşüş mümkün müdür? 69 bin çok aşağıda. FED tutanakları biliyorsunuz bu akşam açıklanacak. Ve FED tutanaklarında özellikle FED üyelerinden kaç tanesi hemen başlatılması istiyor tahvil azaltım programı. Kaç tanesi olumlu yönde oy kullanmış? Bu çok önemli olacak FED tutanaklarında. Şu ana kadar 3 tane FED üyesi çok keskin bir şekilde tahvil azaltım programının başlamasını istiyorlar. Ama 2 kişi ortada, onlar sağa ya da sola kayabilirler. Yani azaltımcı veya müdahaleci olmayan tarafa kayabilirler. 4 kişi şu aşamada 10 tane üyesi var zaten toplamda. 2 kişi
şey yaptıktan sonra, yani ortada bir yerde, ya 5 kişi de şu an tahvil azaltımının başlamasını istemiyor. En önemlisi de Janet Yellen kesinlikle istemiyor. Çok net ekonomide büyüme ve istihdamda gelişme görmedikten sonra bunu yapmayacağına dair sinyalleri verdi. Tabii Fed Başkanı da sonuçta bir oyu var ama ikna açısından çok çok önemli. Genellikle Amerika'da bir gelenektir. Fed Başkanı'nın genellikle söylediği yönde karar çıkar ama toplantı tutanaklarında da herkesin ne dediği ayrıntılı bir şekilde çıkar. İşte bugün piyasa bir miktar belki aşağıda açılacak. Şu an zaten tahmin ediyorum bizim BIST 30 vadeli işlem sözleşmeleri açılmış olması lazım. Ve hemen ben bakıyorum açılış sonrasındaki ilk hareketlere. Evet, açılış sonrasında dünkü kapanış seviyesinden bir açılış olmuş durumda ve adeta hiç kımıldamıyor. Yatay bir açılış olmuş durumda. Dün son anda şöyle bir hafif yukarı hareket yapmış ama bu aşamada şu an bir sinyal vermiyor. Benim tahmin ediyorum borsada da yatay ve hatta biraz aşağı eğimli bir açılış olabilir. Öğleden sonra özellikle FED toplantı tutanakları speküle edilecektir ve bu akşam açıklanacak. Evet, Borsa İstanbul'u da gördükten sonra Ayten Keskin'in sorusunda cevapladıktan sonra Murat Uçar diyor ki döviz ihalelerine ikinin üstünde de ciddi talep geliyor diyor. Dolar ucuz olduğu için mi yoksa daha da çıkacak korkusuyla pozisyonumu kapatıyorlar? Neden iki altında bu kadar talep gelmiyor? Ayrıca ABD 10 yıllıklarında günlük bazda kısa bir bayrak formasyonu oluşmuştu 2.66'larda. Tekrar tepeler test edelim. Burada 3 ayrı soru var. Bir tanesi ikinin üstünde ciddi talep geliyor diyor Murat Uçar ama o kadar ciddi bir talep olduğunu düşünmüyoruz. Yani dolar grafiğini bir daha vereceğim. Orada çok daha net görülecek. Şimdi iş dünyası şoka girmişti. Özellikle bu Bernanke'nin konuşmasından sonra. Şu grafiği bir verelim arkadaşlar. Burada günlük bazda dolar grafiğine baktığımızda özellikle şu hareket, yani dolardaki sert yükseliş Bernanke konuşmasından sonra şiddetlenmişti. 2.08'e gelmişti. Bu seviyeyi gördükten sonra şu düşüş, yani 1.93'e kadar düşüş tamamıyla Eylül ayındaki FED kararı tahvil azaltımı olmayacağı yönünde çıkınca piyasa zaten bekliyordu Eylül ayında. Sert bir şekilde düştü dolar. 1.93'lere geldi. İşte bu sırada Merkez Bankası Başkanı yukarı yönlü hareket olurken dolarda demişti ki şu an pozisyonlarınızı kapatmayın, dolar düşecek. O zaman pozisyonlarınızı kapatırsınız demişti ve 1.93'e geldiği andan itibaren özellikle açık pozisyonu olan iş dünyası 1.93'te 2 arasında pozisyon kapattı. Dolayısıyla asıl pozisyon kapatılan yer bu seviyeydi. Şimdi daha sonraki seviye şu bölge, yani doların düştüğü 2.04'lerden tekrar 1.97'lere 1.96'lara geldiği seviye tamamıyla Amerika'dan gelen verilerin çok olumsuz olması nedeniyleydi. Yani Amerika'dan çok olumsuz veriler geliyordu. Hem üretim anlamında hem ISM endeksleri anlamında ve istihdam anlamında. İşsizlik verisi çok kötü gelmişti, istihdam verisi ve sonuç olarak da dolar düşmüştü. Bu bölgede Amerika'dan gelen verilerin tam tersine döndüğü dönem. O yüzden dolarda bir yükseliş vardı. Burada bir miktar yabancı talebi de var. Çünkü tahvilleri daha önce satamayan yabancılar faizler gerileyince orada satış yapıp bir miktar çıktılar. Dolayısıyla burada 3 defa test edildi 2.05'in üzeri. Ve tahmin ediyorum bu aşamadan sonra tekrar 2.05-2.06 test edilirse herhangi bir sebeple, şu an beklemiyoruz ama test edilirse bu sefer çok daha sert yükselişler olur. Ama Merkez Bankası şu aşamada net bir şekilde Aralık'ta da sıkılaştırma sinyali verdiği ve enflasyona tam odaklandığı için dolarda yukarı yönlü hareket, sizin söylediğiniz gibi güçlü talep gelmiyor. Bilakis bakın şu grafikte, günlük grafikte aşağı yönde geliyor. Şimdi sizin sorunuzda Murat Bey, 10 yıllıklar, 10 yıllık faizlere baktığımızda Amerikan 10 yıllık faizleri bunlar. Daha önce biliyorsunuz 3 seviyesine kadar gelmişti ve ardından 2.5'a düştü. Burada 2.77 seviyesinde bir dirençle karşılaştı. Şu an tekrar hafif hafif bir artış var. Zaten dün borsadaki geri çekilmenin bir sebebi de bu olarak belirlenebilir. Ama
Tahmin ediyorum burada 10 yıllıklarda şöyle bir aralıkta oluşacak denge ve genellikle 2.55 ile 2.75 arasında daha uzun bir süre dalgalandığını görebileceğimizi düşünüyorum. Evet, grafiği alabiliriz arkadaşlar. Şimdi ben tekrar TL aşırı değil mi demiş Levent Gökten. Aşırı değerli değil mi? Kesinlikle size katılıyorum. TL aşırı değerli. Hala da bu fiyatlarda bile aşırı değerli olduğunu düşünüyorum. Onun ayrıntısına girmemek lazım. Biraz param var. Hakan Ünal altın alayım mı demiş. Şöyle söyleyeyim. Altında önümüzdeki 6 ayda çok fazla bir şey beklemeyin derim ben. Ve şu an altın grafiğinde verelim arkadaşlar. Ben hemen... Evet. Altın grafiğinde net bir şekilde görülüyor şurada. 1420 dolar seviyesinde bir önemli direnç oluştu. Bir de 1250 dolar seviyesinde bir destek oluştu. Altın almayı düşündüğünüz zaman doların altının ons bazında özellikle şu seviyelere kadar gerilemesini bekleyin. Yani özellikle TL bazında da 80 liranın altı uygun olacaktır. Yani 1250'nin altı, 1200 veya 1160 dolar. Yani bu seviyeler altın almak için uygun seviyeler olabilecektir. Şu an altın oldukça zayıf davranıyor. Dolayısıyla buradan tekrar bir yükseliş başlar mı derseniz altında Janet Yellen'in verdiği mesajlara göre evet başlayabilir. Fakat çok önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Altın son konuşmalara rağmen çok yükselemedi. Bu nedenle aşağı kırma olasılığı da var. Özellikle 80 liranın altı uygun. Ama altın 88-90 liraya geldiğinde o seviyelerde satıp 80 liraya yaklaştığında almak önümüzdeki 6 ay için iyi bir strateji olabilir. Bunu bu şekilde vurgulayabiliriz. Altınla ilgili söyleyeceklerim de bunlar. Evet sevgili seyirciler, piyasaların genel bir yorum ve analizini sizlere vermeye çalıştım. Hemen şimdi reklamdan sonra Aroma Meyve Suları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mahmut Atom Duruk bizlerle birlikte olacak. Ve reel sektördeki gelişmeleri konuşacağız kısa bir aradan sonra. Yol gösteren Kobi Bankacılık Asya'da. Evet sevgili seyirciler, para notası devam ediyor ve borsa açıldı. Şu aşamada hemen ilk rakamlara bakıyorum. Borsada hafif bir, evet dünkü kapanış seviyesinden açıldı. Çok fazla aşağı gitmiyor. 74.608 rakamını görüyoruz. Az önce de size duyurduğum üzere... Bugünkü konuğum reel sektörden bir temsilci. Her çarşamba günü biliyorsunuz reel sektörden bir temsilci alıyoruz ve o sektörün sorunlarına değiniyoruz. Sayın Mahmut Atom Duruk, hoş geldiniz. Hoş Aroma Meyve Suları Yönetim Kurulu Başkan Vekilisiniz. Evet. Evet, şöyle bir kısaca bize bir kendi sektörünüzü, kendi firmanızı ne zaman kuruldunuz, ne zaman kuruldu, nasıl bir merhaleden geçti ve sektörle ilgili şöyle bir izleyicileri bilgilendirmek adına bir özet bilgi rica ederim. Ortalama 45 yaşında Aroma. Evet. Türkiye'nin en eski meyve suyu şirketlerinden biri. Aşağı yukarı en eski diyebiliriz. Bunun yanında sürekli Türkiye'de biliyorsunuz dünyada şeftaliyi seven bir tek ülke Türkiye. Bunu da Aroma sağlamıştır. Kendi Aroma Bursa'da kurulu bir meyve suyu sanayidir. Tamamen damgasını vurmuş. O tarihten itibaren günde milyonlarca kişiye bu meyve suyunu içirmiş ve yüz akıyla bugünlere gelmiştir. En ufak bir sıkıntı olmadan, problem olmadan. Peki sizin sektörle ilgili olarak daha önce de konuklar aldık. Ve görebildiğim kadarıyla aslında siz sektör olarak da ciddi böyle challenge diyelim durumlarla karşı karşıyasınız. Birincisi tüketiciyi eğitmek anlamında, yani tüketicide yanlış çok fazla algılama olabiliyor. Yani meyve suyu veya konsantre meyve suyu denildiğinde işte ya tamamıyla kimyasal vesaire şeyler diye düşünülüyor. Ama daha önceki konuklarımız da bunu ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Siz aynı zamanda meyve suları derneği başkanısınız. Bu anlamda siz nasıl görüyorsunuz tüketiciyi? Efendim şöyle, Türkiye bilgi kirliliğiyle yönetiliyor maalesef. Yani sizin borsanızda da vardır bilgi kirliliği. Evet, dolayısıyla büyük dalgalanmalara
geçiyor. Bu bilgi kirliliğine toplum çok okumuyor maalesef. Yani toplumu da eleştirmek lazım. Detaya inmiyor. Nedir bu demiyor. Tabii nedir bu demediği zaman kulak dolgunluğuna çok önem veriyor. Bizim gıda sanayi diyelim. Toplam gıda sanayinde bu sıkıntı var. Hı hı. Bu gıda sanayindeki bu sıkıntı nereden çıktı diye baktığımız zaman 5 tane tıp profesörü bir anda ortaya çıktı Türkiye'de. Bu tıp profesörleri çok enteresan bir şey var. Tıpta da bütün 5 senelik veya 6 senelik okul boyunca okudukları beslenme dersi 8 saat. Bu da bir gerçek yani. Evet. Bunların hepsi diyor çok ki ilginç bir evet, durumla karşı karşıyayız. 8 saat ders almış bir gruptan 5 tane ben tenzih ederim. Çok değerli tıp profesörü. Zaten onlar çıkmıyor. Hep belli isimler var. Şimdi bu kişiler peki şöyle söyleyeyim. Kötü niyetli mi yani? Vallahi ben çok iyi niyet görmüyorum burada. Çünkü Türkiye gıda sanayini hedef alıyorlar. Toplam gıda sanayini. Geçen gün bir profesörümüz diyor ki bakın diyor bu kutularda sütler var ya diyor bu kutuların hepsinin içinde. Hepsinin içinde katkı dolu diyor. Hepsi diyor vücuda zarar. Şimdi ben burada şunu görüyorum. Çok büyük vebal altında kalıyorlar. Toplum beslenmesi için kalsiyum açısından çocukların beslenmesi için süt alması lazım. Evet. Mineral açısından da ve vitamin açısından da meyve yemesi veya meyve evet. suyu içmesi lazım. Bu dünya normlarında belli bir olay. Yani bunun dışında bir şey söylemek mümkün değil. Ve bir tane beslenmeci profesör çıkıp da bunu ticari yapanları tenzih ederim. Profesör çıkıp da ya meyve suyu çok zararlı dediğini duydunuz mu? Duymadınız. Bir gıda profesörü yani gıda teknolojisi profesörü orada da var yüzlerce profesör. Bir tanesi çıkıp da ya bunların işlemleri çok yanlış. Bu insan sağlığına zararlıdır diye. Ya ben size çıkıp bir şey da duydunuz mu Yaşar Bey? Duymadınız. Duymadım. Bakın iki. Evet. Bunun altını çiziyorum. Bakın bir gıda profesörünü duymadınız. Yok ben duymadım. Bir evet. bir bitireyim de yani 3.1 bir gıda profesörünü duymuyorsunuz. Bunlar çok süt aman kutu sütünü içmeyin çok zararlı diyen bir beslenmeci ben hiç duymadım. Beslenme profesörü hiç duymadım. İki, gıda profesörü de duymadık işleme tekniği açısından. Üçüncü geliyoruz ziraat profesörleri var ülkemiz. Burası Uganda değil. Üç evet. tane 8 saat ders almış kişi beslenme konusunda ülkeyi bir yerlere götürsün maalesef. Burada şeyin de hatası var. Ya ben bir şey söyleyebilirim. Buyurun. Çok önemli bir şey. Bir profesör, yani profesör adını vermeyeceğim. Çünkü cevap hakkı doğacak. Bir profesör çıkıyor. Bu insanın profesörlüğü hangi dalda biliyor musunuz? Hangi dalda? Çalışma ekonomisi. Evet. Çalışma ekonomisi dalında bir profesör çıkıyor. Diyor ki şu vücudu şöyle iyi yapar diyor. Böyle iyi yapar diyor. Aynen. İnternette dükkanı açmış. Evet. İnternette dükkanı açmış. Oradan bilmem ne ekstraktı satıyor. İnsanlar profesör diye bakıyor. Çalışma ekonomisinde iş ve işçi sorunlarıyla aynen. ilgilenen aynen. bir profesör aynen. olması gerekir. Yurt dışından zaten almış. Ben dehşete kapıldım. Bir akrabam onun tavsiyesi üzerine işte şey bu keçi boynuzu pekmezi içmeye başlıyor. O akrabamın. Bir sorunu var. Vücut fazla kan yaptığı için her 10 günde bir gidip kan aldırmak zorunda. Onun sorunu o. Keçi boynuzu pekmezini yedikten sonra 2 gün 3 gün devam ettikten sonra her tarafı şişiyor. Maalesef. Hastaneye zor yetiştiriyorlar. Maalesef. Ve bu gerçekten çok büyük bir sorun. Size %100 şu açıdan katılıyorum. Hakikaten ama size kızıyorum da. Çünkü siz karşılığında bilgileştirme, o zaman suç biraz sizde de yok mu yani? Siz niye o zaman kendini bilinçlendirme anlamında çok daha fazla faaliyette bulunmuyorsunuz? Şimdi bu konuda biz Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu'nu sürekli çağırıyoruz diyoruz. Çıkın. Onlar da hangi akılsa çok fazla şey yapmıyorlar. Sistemin üstüne gitmiyorlar. Ama bu Ziraat Fakültesi profesörü. Evet. Diyor ki bulaşıklık var.
hiçbir tanesi kalkıp da bulaşıklığın hangi boyutta olduğu, vücuda ne kadar zararlı olduğu konusunda konuşmuyor. Yani şunu söyleyelim. Bu ülkede maalesef çok fazla toplum okumuyor, dinliyor. Dinlemeyle yürüyor. Okumadığı zaman da bir takım çok rahat, yani internet var. Bir gıda nasıl işleniyor? Acaba bu kutu meyve sularında, kutu sütlerinde... Kutu meyve suyunun üzerine yazsanız koruyucu, olmaz mı? Var, yazıyor. Yani? Koruyucu katkı olmadığı yazıyor. Koruyucu katkı olmadığı. Açığa koyduğunuz zaman, bozulduğu zaman bunun koruyucu katkı içermediğini gösteriyor. Yani buzdolabının dışına koyduğunuz her şey. Siz deneyebilirsiniz. Yarın alın herhangi bir meyve suyunu. Evet. İlla şu marka değil. Koyun dolabın dışına, aynı bir meyve gibi sporlanma yapacaktır. Evet. Demek ki koruyucu katkı yoktur. Ha, şeker ilavesine geliyorsak, şeker birçok gıda ürününde var. Siz şekeri azaltıyorsanız o zaman %100 içeceksiniz. Evet. Yok, şeker vücut daha o, çok alsın. O seçeneği de veriyorsunuz. Tabii, yani, tabii. Bu %100 meyve suyu. Ben zaten alırken genellikle öyle alıyorum ama... Evet. Çok fazla fark var mı yani? Tabii şöyle, biz bunu şöyle anlatıyoruz. Asiditesi ve şekeri tamamen meyveyle düzenlenmiş %100'ler. Hmm. Evet. Diğerinde şeker ilave ediliyor ve kısmen asit ilave ediliyor. Şimdi bu iki... Asit şey, dediğiniz limon tuzu değil limon mi? Tuzu, evet. Limon tuzu ilave ediliyor. Bu dengeyi sağlamak adına. Şimdi burada kalkıp da ben... Ayrıyeten bir şey söyleyeyim. Bir profesörümüz çıkıyor. Aynı tıp profesörü. Günde diyor 10 tane yumurta ye diyor. Türk Kardiyoloji Derneği dava açıyor kendisi hakkında. Sabahtan akşama kadar koyun eti yiyin diyor. Yani beslenmeci olmadığı için. Hayır, bunlar o kadar ileri gidiyor ki. Bir tanesi çıkıyor diyor ki. İsim vermiyorum tabii. Efendim diyor, siz diyor İngiltere'ye gittiniz mi? Eczanelerde şu kadarcık. Zeytinyağını diyor şu kadar fiyata satıyor, ben bunu burada söylüyorum diyor, gitsin bizim iş adamlarımız aklını başına alsın. Şimdi Türkiye'de milyonlarca iş adamı Avrupa'ya gidiyor, pazar araştırıyor, sanki bunların hiçbiri iş adamlığını bilmiyor. Hanımefendi kalkıyor diyor ki biz diyor iş adamlarını diyor işte şu kadar zeytinyağını diyor koyarak diyor satmayı öğretiyor. Yani sıkıntı şu, efendim ben tıp camiasını şey yapıyorum tabii, çok dışında tıp camiası bunun. Evet. Ama maalesef hep tıpçılardan çıkıyor bu iş. Ya, ben de bunu egoya bağlıyorum sosyolojik olarak. Geçmişte biliyorsunuz en yüksek puanlı nokta tıp. Evet, tabii. Tıbba girenlerde ego yüksektir maalesef. Tıp. Ben ona bağlıyorum. Bu ego yüksekliği her tarafa bulaşıyorlar. Ya bırakın kendi düzeninize bakın. Beslenmeci beslenmeciliğini yapsın. Sanayici sanayiciliğini yapsın. Şimdi şöyle bir şey de var. Yani bir izleyicimiz diyor ki gazlı içeceklerdeki nişasta bazı şekerlerin tehlikeli olabilir. Barry Popkin, George Berry meyve sularındaki şekerin de diyor zararlı. Şeker zaten zararlı bir şey aslında. Yani şekerin kendisi zaten, yani şeker olarak, yani şekeri fazlası tükettiğinizde. Ama ben bir gün dedim ki doktoruma, ya dedim kanser de dedim, hani kanser tümörleri de şekeri çok seviyormuş. Yani vücutta şeker olduğu zaman kanser tümörüne aslında hizmet ediyormuşsun. Hiç şeker almasak ne olur dedim. O dedi ki sen şeker almadığın zaman dedi anında dedi beynin dedi çalışma sistemini durdurup biter. Beyni besleyen dedi. Aynen. Sadece tek şey şeker dedi. Önemli olan her şeyin kararında olması. Mesela ona bakarsanız meyvenin kendi şekeri de var. O da aynı şey. Glikoz değil mi? O da. Dolayısıyla ama her şeyde dengeli olmak gerekiyor. Yani günde 10 tane yumurta yemek ne kadar saçmaysa, yani 100 günde bir tane yumurta yemek de veya 50 günde bir tane yumurta yemek de o kadar saçma. Ben şeyi soracağım. Evet, aynen, bu sıkıntı... bir oraya girmek istiyorum. Uh-huh. Günde 2,5 litre tavsiye ediliyor. İçin 6 litre suyu. Su zehirlenmesinden ölürsünüz. 7 evet. litre suyu için aynen. ölürsünüz. Aynen. Çünkü kandaki tuz miktarı sıfırlanınca yani, zaten yani. Duruyor. Şimdi burada çok önemli bir şey.
kan elektro yani vücuttaki elektrolitler elektrolitler bozulduğu zaman sistem devre dışı kalıyor. Aynen. Yani burada çok dikkat etmek lazım konuşurken. Evet. Yoksa uzun vadede toplumda çok büyük yaralar açar bu. Yani şöyle bir algı oluşuyor. Ya bu insanlar böyle gelmişler. Bütün bir toplumu zehirlemek için bir araya gelmişler. Bunları üretiyorlar. Veya ya da yapılması gereken bir şey var da yapmıyorlar da ucuza mal etmiş ediyorlar gibi bir durum ortaya çıkıyor. Sanki hani değil mi? Yani öyle bir durum da ortaya çıkabiliyor. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Siz niye peki o demin söylediğiniz gıda profesörleri, ziraat profesörleri, beslenme profesörleriyle ne bileyim bir konferans, bir sempozyum, milleti uyandırma yani dernek olarak bu tip faaliyetlerin yapılması için. Valla ben siz, bunu, bu, ben şuna, bunu şu açıdan bakıyorum. Yani. Ben şu açıdan bakıyorum. Türkiye Gıda Dernekleri Sizde Federasyonu. Sizde insanlar çalışıyor. Evet. Kaç tane, kaç kişi, meyve suyu sektöründe kaç kişi Bakın, dolaylı ve uzantımız sırf meyve suyu değil, gıda sanayi olarak milyonlarca kişiyi etkiliyor. Evet. Çünkü köyü etkiliyor. Evet. Köy ekonomisini etkiliyor. Köylü üretiyor, domatesi üretiyor, dönüyor. Fabrikaya gönderiyor. Fabrikada salça oluyor. Milyonlarca kişi orada çalışıyor. Evet. Yani çok bu etkileşim milyonlarca. Ya evet. Ben burada çok büyük bir bilgi kirliliği görüyorum. Evet, son yarım dakikamız evet. Bu arada. Evet. Yani ülkemizde nerede bir başarı grafiği olsa bakın evet. Son bağlamak istiyorum. Sporda herhangi bir konuya bakın başarı grafiği olsun doping çıkıyor. Bu tarafta bilmem ne olsun evet. Gıda sanayinde dünyada başarı olsun. Yani çok dikkat etmeliyiz. Bu toplum çok hareketli bir toplum. Çok da başarılı olacak ileride. Layık olduğu yere gelmesi için herkes üzerine düşen görevi yapması lazım. Evet, Sayın Mahmut Atom Duruk çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programımıza. Oldu. Reel sektörün meyve suyu sektöründe en önemli sorunlarından biri sevgili seyirciler. Tüketicilerin bilinçlenmesi konusunda çok fazla bariyerlerle karşılaşıyor olmaları. Bu yüzden sizler de meyve suyunu kullanırken hakikaten şu an herkes, bizi izleyen herkes bu nasıl proses ediliyor ve Aynen. ne yapıyor diye bir baksınlar. Bilgi. Ve gerçekten bilgilenerek gidelim. Ben isterim ki şu an itirazı olan varsa hayır Mahmut Bey yanlış söylüyor. Aslında şöyle zararlıdır böyle deyip kendini çıkmak isteyen varsa bu ekranlarımız onlara da açık. Çünkü sizlerin en doğru bilgilenmesi için biz burada çalışıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Size de Mahmut Bey çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah para rotasında Cüneyt Baksoy ile birlikte sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın. Yol gösteren Kobi bankacılığı Bank Asya'da.